Ben Mississippi'de büyüdüm. Mahallemde herkes siyahiydi. Günlük hayatta bariz ayrımcılık işaretleri görmezdim. Ama şehre indiğimde durum farklı olurdu. Burada artık otobüs seferi yapılmıyor. Ben küçük bir çocukken bu kapılardan sadece birinden geçmeme izin vardı. Birinde beyaz, diğerinde renkli yazıyordu. Çocukken ırkçılık gibi bir kötülükle karşılaşınca ilk tepkiniz kafa karışıklığı oluyor. Neden var bu? Nereden geliyor? İyilik yapma kapasitemizin yanında kötülük yapma dürtüsü de insanlık tarihini kasıp kavurmuş. İlahi bir gücün kontrolündeki bir dünyada yaşadığımıza inanıyorsanız, kötülük neden var olmalı ki? Bir yolculuğa çıkıyorum. Kötülüğün neden var olduğunu anlamaya çalışacağım. Ne yaptığını biliyorum. Neden yaptığını söyleyebilir misin? Hayatlarımızı nasıl istila ettiğini. Kendilerine kötü bir ruhun musallat olduğunu düşünenler buraya gelebilir. Kötülüğün kalbimizi ilk nasıl çaldığını. Yalan söylediyseniz, kötü bir şey yaptıysanız. Kalbiniz ağırlaşıyor. Ağır bir kalple de cennete gidemiyorsunuz. Ve dinlerin şeytanla savaşma yollarını keşfedeceğim. İki anlayış vardır. Biri iyidir, diğeri kötüdür. Karanlığı inanılmaz kötü şeyler yaptım. Aydınlığa çevirmek için sen dünyadaki umudu temsil ediyorsun. Morgan Freeman'la inancın hikayesi. Kötülük neden var? Kötülüğün neden var olduğunu anlamak için nereden geldiğini bilmemiz gerekiyor. Bazı inançlar bunu tüm dünyayı saran görünmez bir güç olarak kabul ediyor. Karanlıkta dolaşan iblisler bunlar. Hristiyanlıkta bu, şeytanın ta kendisi olabilir. Yoksa kötülük, içimizden gelen bir şey mi? Maksimum güvenlikli bir hapishaneye gidiyorum. Kötülüğün somut hali denebilecek bir adamla tanışacağım. Kent, kötülükle yüz yüze geldiniz mi hiç? Çok kötü şeyler yapmış bazı kişilerle tanıştım. Nörobilimci Dr. Kent Kill, psikopat katillerin beyinlerine bakıp kötülüğün kaynağını belirlemeye çalışıyor. İnsanların neden çok kötü şeyler yaptığını anlamaya çalışmak istedim. Bir gün bunu nasıl önleyebileceğimizi görebilirdim. Teşekkür ederim. Doktor Keel'ın en azılı deneklerinden biriyle tanışacağım. Burada müebbet hapis cezası çekiyor. Avukatı bana iki düzineden fazla kadına tecavüz ettiğini söylüyor. Üçünü de öldürmüş. Neredeyse ergenliğinden beri hapishanede. Çok kısa aralıklar var. Hapisten çıkıp aynı tecavüz davranışına geri dönermiş. Sonunda bu cinayete dönüşmüş. Bunları itiraf etti mi? Bütün suçlarını itiraf etti. Size yüzünü göstermeyeceğim çünkü bu kötülükleri yapan adama daha fazla şöhret sağlamak istemiyorum. Fakat birine bunları neyin yaptırabileceğini merak ediyorum. Kim olduğumu biliyor musun? Evet. Ne yaptığını biliyorum. Neden yaptığını söyleyebilir misin? O anın heyecanıyla yapılan bir şeydi. Her seferinde mi? Gidip birilerini kaçırmak gibi bir planım yoktu. Cinsel suç işleme planım yoktu. O an bir istek, bir dürtü yaşadım. Ve o dürtüye göre hareket etmekten
kendimi alamadım. Sana şunu sorayım. Kaç yaşında başladın? 21 veya 22 yaşındayken. Çalacak bir şey arıyordum. Okulda geç saate kalan bir öğretmen olduğunu gördüm. Onu soymaya karar verdim. Kaçıracak ve tecavüz edecektim. Yan yolda giderken kenara çektim. Bana karşı koydu. Kapıdan kaçtı. Ben de arkamı dönüp yola devam ettim. İlk ne zaman öldürdün? 27 yaşındayken. Hırsızlık yapmak üzere dışarı çıkmıştım. Orada gerçekleşti. Kaçırma, tecavüz ve cinayet mi? Evet. Doğru kelimeyi arıyorum. Suçluluk değil, pişmanlık. Evet. Hiç pişmanlık hissi yaşadın mı? Ben duyguları diğer herkes gibi görmüyorum. Hissetmiyorum. Pişmanlık yaşamadım. Bence benim sistemim diğer herkesinki gibi kurulu değil. Kent? Evet. Psikopatlık mı bu? Psikiyatride psikopatlığı veya psikopatik kişilik bozukluğunu değerlendirme yöntemimiz vardır. Empati ve dürtü kontrolü eksikliği, zayıf planlama gibi. Onun skorları %99 uyuyor. Bir insanı kötü yapan nedir? Kent, 800 psikopat suçlunun beyinlerini taramış. Bu mahkum, gördüğü en uç vaka. Bu standart bir MR taraması. Buna baktığımız zaman gayet normal görünüyor. Fakat beyninin farklı kısımlarını ölçtük ve bu kısımların ne kadar yoğun olduğunu anlamaya çalıştık. Ne kadar güçlüydüler. Orbital frontal korteksteki bu bölüm, kişiliğin oluşması açısından, dürtü kontrolü ve davranış düzenleme açısından çok önemli. Burada gördüğümüz 3 çubuk var. Bu ortalama bir mahkum. Bu kırmızı çubukta psikopat dediğimiz diğer bireyler. Onun değerlerinin gerçekten çok az olduğunu görebilirsiniz. Beyni gerçekten farklı. %99 orandaki özelliklere uyuyor. O milyonda bir karşılaşılacak biri. Milyonda bir mi? Çok nadir görülüyor. Ne kadar süredir hapistesin? 30 yıl mı oldu? Evet. Çok oldu. Dışarı çıkmanın bir yolu olduğunu söylesem ne olur? Çıkmak ister misin? Çıkmak isterim. Ama o suçları işlediğim için içimde hala... dürtü var. Kapasite var. Toplum güvende olmazdı. Bende, sizde veya başkalarında olan kontrol mekanizması yok. Bu kötü bir adam. Kötülüğün vücut bulmuş hali. Nörobilimciler, davranışının sinir sistemi bozukluğunun sonucu olduğunu söylüyor. Fakat soru şu. Böyle bile olsa... yine de bir tercih yapamaz mı? Feci bir suçu işlememeyi tercih edemez mi? Psikopatlar insan davranışının en uç noktasında. Fakat hepimiz iyilik veya kötülük yapma tercihiyle karşılaşıyoruz. Binlerce yıldır bu isteklerle mücadele ediyoruz. Antik Mısır'ın başkenti olan El-Uksur'dayım. Mısır bilimci Salima İkram, iyi ve kötü arasında tercih yapma mücadelemizin en eski tasvirlerinden birini gösterecek bana. Burası mı? Evet. Doğuda kalan her yer Nil'in diğer tarafı, Nil'in doğusu daima yaşayanların diyarıydı. Bu tarafta
Batıda da ölülerin diyarı var. Tam anlamıyla. Bunlar mezarlar. Evet. Bunların tamamı mezar. Size özel bir mezarı göstermek istiyorum. Bunlar soyluların mezarları. 3000 yılı aşkın süre önce Tutankamon'un gömüldüğü yer olan Firavunlar Vadisi'nin hemen yanında. Burası Menna'nın mezarı. Menna. Hı hı. Hadi girelim. Şuna bakın. İşte geldik. Şuradaki Menna. Tanrı Amun'un yazmanlarından. Amun'un topraklarına göz kulak oluyormuş. Ayrıca şurada da kontrol ettiği büyük hasadı görebilirsiniz. Harika. Buğday hasadı yapıyorlar. Bu sanat eseri 3500 yaşında mı? Evet. Milattan önce 1370. Üstelik restore edilmemiş. Bunlar onun yazıları. Kesinlikle. Yazılara göz kulak oluyor. Kesinlikle. Ve? Amerika'ya döndüğümde hiyeroglif uzmanı olacağım. Kesinlikle. Şimdi size bir şey göstereceğim. Menna'nın öbür dünyaya geçişiyle ilgili. Menna'nın mezarında çarpıcı bir özellik var. Salema bunu görmem gerektiğini söylüyor. Menna'nın işlediği iyilik ve kötülük dengesine göre yargılanacağı bir sahne. Bu bir cenaze merasimi. Tamam. Tabutunun şuraya getirildiğini görebiliyoruz. Onun tabutu mu bu? Tabutu bu. En sonunda da buraya Tanrı Osiris'in huzuruna getiriliyor. Bu Menna. Sonra burada çok büyük bir yenilik var. Bunu özel bir mezarda ilk kez burada görüyoruz. Kalbin tartılmasını içeren bir sahne. Burada yargılanıyor. Ve iyi mi kötü mü olduğuna bakılıyor. Yeraltı tanrısı olan Osiris'in huzurunda Menna'nın kalbi doğruluk tanrıçası olan Maat'la tartılıyor. Tanrıçanın kocası Thoth da verilen kararı yazıyor. Yani hayatının bir tür özeti gibi. Anladım. Özet geçiyor. Eğer yalan söylediyseniz, çaldıysanız, sahtecilik yaptıysanız, herhangi kötü bir şey yaptıysanız bu kalbinize yansıyor. Bunların yükü kalbinize biniyor. Kalbiniz ağırlaşıyor. Kalbim çok ağır oluyor. Evet. Ağır bir kalple de cennete gidemiyorsunuz. Doğru. Havalanıp cennete gidemiyor diyelim. Aa, çok güzel söylediniz. Bu tasvirde kalbi dengede kalmış. Hı hı. Öyle değil mi? Evet. Sorun yok yani. Kesinlikle. Pekala. Öbür dünyaya geçebilir. Bunun iyilik ve kötülük açısından Musevi ve Hristiyan etiğinin başlangıcı olduğunu söyleyebiliriz. Bence modern dinlerin kökeni bu ahlak kavramında yatıyor. Yaptığınız kötü bir şey yansıtılıyor ve yargılanabiliyor. Mısırlılar dolaysız bir kültürdü. Kalbinizle yargılanırsınız diyorlar. Şimdilerde bile kalbi temiz diyoruz. İyi bir insan demek bu. Evet. Menna'dan sonraki yüzyıllarda kötülüğe sırt çevirmeye verilen sonsuz ödül fikri Mısır toplumunda yayılmış. Buradan da Musevilik, Hristiyanlık ve İslam'a girmiş olabilir. Kalbin tartılması bizi doğru yolda tutan tek şeyin sonuçlardan korkmak olduğunu varsayıyor. Bu bana şunu düşündürüyor: fıtratımız iyi mi yoksa kötü mü? Bu soru Hristiyan inancının köklerinde yatıyor.
erken dönem kilise liderleri günah işleme eğilimimizin Adem ve Havva'ya dayandığını söylüyor. Yasak meyveyi yediler. İlk günah. Baptist papaz ve teolog Cutter Kelly ile görüşmeye geldim. İlk günahın hepimizi kötü kılıp kılmadığını öğreneceğim. Merhaba, memnun oldum. Teşekkür ederim. Buyurun. Sağ olun. Hangi kitabı okuyordunuz? Tekvin'in ilk birkaç bölümünü. Ben de tam ondan bahsedecektim. Günah hakkında konuşmak istiyorum. İlk günah nedir? Çok güzel bir soru bu. İlk günah kavramını Hristiyan inanışı tanımlamıştır. İçimizde olan ilkel bir tutkudur. Bu çok temel bir insan arzusu veya dürtüsüdür. Adem günah işlediği için ilk günah nesilden nesile aktarılmıştır. Sürekli olarak nesilden nesile aktarılır. Kötülüğün vücut bulmuş hali diyebileceğimiz bir kişiyle biraz vakit geçirdim. Bunları neden yaptın deme ihtiyacı hissettim. O da içimden öyle geldi dedi. Bundan ötesini bilmiyorum. Bu içten gelen bir kötülük, öyle diyeyim. Gördüğünüz şeyi şeytani bir şey olarak adlandırabiliriz. Şeytani bir şey. Şeytani. Fakat hepimizin içinde böyle bir taraf olduğunu kabullenmemiz bence çok önemli. İçimizde ölüme ve şiddete meyleden bir tarafımız var. Şeytan diye bir şey var mı? Yoksa bu bir metafor mu? Hem bir metafor hem de şeytan gerçek. Birçok farklı formu var. Dirgen tutan şeytanlardan goblinler ve gulyabanilere kadar. Yeni ayette Hazreti İsa şeytanla etkileşime bile girer. Öte yandan Hazreti İsa havarilerinden biriyle konuşur ve bir yerde şöyle der. Arkama geç şeytan. Yani Hazreti İsa bile hem gerçek bir varlıkla, kötülüğün vücut bulmuş haliyle uğraşıyordu. Hem de bizim Tanrı'nın isteklerinden uzaklaşma arzumuzda şeytani olabileceğimizi görüyordu. İçimizde kötülük kapasitesi mevcut şekilde doğuyoruz. Çoğumuz hayatımız boyunca yanlış yapmanın cazibesine karşı koymak için mücadele ediyoruz. Bizi bu dünyaya getirenler de hayatımızda başka bir kötülük kaynağı olabilir. Babam alkolikti. Hayatta veya ölü olmaları fark etmez. Dünyada neden kötülük var? Hepimizin içinde kötülük olduğu için mi var, yoksa başka bir yerden mi geliyor? Hinduların kötülüğün kaynağına dair inancını anlamak için Hindistan'a geldim. Bunu atalarının mutsuz ruhlarına atfediyorlar. Varanasi şehrinde gün boyu şeytan çıkarma faaliyetleri yapılan Pişaş Moşan Tapınağı'na gidiyorum. Varanasi sakini ve eğitmen Vidya rehberim beni baş din adamıyla tanıştırıyor. Burada yaşadığı söylenen goblini, yani Pişaş'ı göreceğiz. İşte goblin orada. 15 yıl boyunca acı içinde ortalıkta dolaşmış. Sonunda Shiva'ya dua etmiş. Büyük Hindu tanrısı Shiva goblini arındırma ritüeline sokmuş. Ritüelin sonunda onu en yakın göle batırmış. Bu da
hastalığını hemen tedavi etmiş. Shiva bunun karşılığında Goblin'e gölün yakınındaki insanları kötü ruhlardan korumasını emretmiş. Shiva şöyle demiş: sen iyileştin. Şimdi içine kötülük giren diğer bütün insanlara yardım edeceksin. İyi huylu bir goblin bu. Evet, iyi huylu goblin. Bu göl şimdilerde bir şifa mekanı haline gelmiş. Hayatlarına kötü bir varlığın musallat olduğunu düşünenlerin sığınma yeri. İşte suya bakın, acı su bu. Ama insanlar iyileşeceklerine inanıyor. Acı su. Böyle mi deniyor? Evet, tipik olarak suyun her şeyi temizlediği inanışı vardır. Tamam, buna inanacağım. Tamam. Hindular, birinin ölümü travmatik veya mutsuz şekilde olduğu zaman ruhlarının öfkeleneceğine ve çocuklarına ve akrabalarına musallat olacağına inanıyor. Bu da akli veya fiziksel rahatsızlıklar, hatta mali sorunlar yaratabiliyor. Doğru ritüellerin yapılması, mutsuz ruhu özgürleştirip yaşayanları rahata kavuşturabiliyor. Orada ne oluyor? O şaman hazırlık yapıyor. Şeytan çıkaracak. Evet. Konuştukları şeyleri kimse anlayamaz. Bu değil. Uydurma sözler mi söylüyor? Evet, uydurma sözler. Sonra hasta tepki veriyor, bağırıyor veya benzer sözler söylüyor. Veya spazm geçiriyor. Sonunda da şeytanın çıktığına inanıyorlar. Buraya gelenlerin çoğu bu adam gibi bir şeytan çıkarmaya ihtiyaç duymuyor. Shukla ailesi tipik müşterilerden. Mali sorunlar yaşıyorlar ve atalarının ruhlarının buna neden olduğundan endişe ediyorlar. Bu bir uğurlama töreni. Ortalıkta dolaşan ruh için. Atalarımın ruhları rahat değil izlenimini ne veriyor? Bunu düşündüren ne? Bence şahsi sorunlar. Bir şey onlara sorun yaratıyor. Ailede maddi bir kayıp, sık sık hastalık, kötü rüyalar görülebiliyor. Her şey bu ruhun varlığıyla ilişkilendiriliyor. Atalarının ruhlarını mutlu etmek için Shukla ailesi onlara din adamınca kutsanan güzel bir yemek hazırlamalı. Bal, saf tereyağı, muz, meyve gibi şeyler sunuyorlar. Bunlar da ölü ruha sunuluyor. Ruh yemekleri yiyor. Özel bir yemek oluyor bu. Yemekleri aldıktan sonra lamba, şemsiye ve bir çift ayakkabı sunuyorlar. Dünyadan ayrılacak her ruh bir insan muamelesi görüyor. Ruh mu? Ruha gerçek bir insan muamelesi yapılıyor. Atalar öbür dünyaya olan yolculuklarında ihtiyaç duyacakları şeyleri alıyorlar. Shukla ailesi yiyecekleri kutsal göle sunup kutsal ağaca para çaktıktan sonra atalarının mutsuz ruhları serbest kalıyor ve üzerlerindeki kötülük perdesi kalkıyor. Hristiyanlıkta şeytan ve tanrı var. İyilik ve kötülük var. Hinduizm'de böyle bir şey yok gibi. Yanılıyor muyum? Hinduizm'de iyi ve kötü arasında bir ikilik yok. Aynı kişi iyi ve kötü olabiliyor. Böyle bir tapınakta kötüye bile çok saygı gösteriliyor, ilgi gösteriliyor. Bu çok ilginç.
Oldukça ilginç bir konsept. Bence bu bizi daha iyi olmamız için özgürleştiriyor. Aa, evet. Evet, sonuçta her zaman umut var. Kötülüğün çıkarılabileceği umudu var. Kötülük saflaştırılabilir, göle girmek gibi. Bu tapınaklardaki insanları izliyordum. İnsan kitleleri var. Ritüel üstüne ritüel düzenliyorlar. Atalarının gözünde iyi kalmaya çalışıyorlar. Fakat şu var, kötülük dışlanmıyor. Kötülük, yardıma ihtiyaç duyan bir ruh olarak görülüyor. Huzura kavuşması gerekiyor sadece. Süper. Hindular kötülüğü iyiliğe çevirmek istiyor. Bu fikir başka bir inancın da temeli. Dünyadaki en eski ve en etkili dinlerden biri bu. Fakat çoğumuz adını hiç duymamışızdır. Bu din Zerdüştlük. Kaliforniya'daki Orange County'ye geldim. Tapınağın başkanı Arman Aryan'la görüşeceğim. Kaliforniya Zerdüştlük Merkezi'ne hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Zerdüştlük 3500 yıl önce antik İran'da başlamış. İnancın temel sembolü ateş. Günümüzde dünya çapında çok az Zerdüşt topluluk kalmış. Çoğu Hindistan ve İran'da. Bazıları da burada, Kaliforniya'da. Burası ateş tapınağı. Bu ateş daima yanıyor mu? Bu Zerdüştlüğün bir sembolüdür. Ateş daima yanar. Aydınlanmayı temsil eder. Bu dünyamız hakkında ne kadar farkındalığınız olursa, sizi bekleyenleri ne kadar bilirseniz, o kadar iyi kararlar verebilirsiniz. Elinizde bir fenerle yürümek gibidir. Evet. Hayat ışığınız ne kadar parlaksa. Doğru. Zerdüşt inancında iyilik ve kötülük ayrımında bu nasıl görülüyor? Zerdüşt öğretisinde iki anlayış vardır. Batı'da bu ruhlar olarak tercüme edilir. Biri iyidir, diğeri kötüdür. Bunlar prensiplerdir, davranış şekilleridir. Zerdüştlilerin felsefesi iyi düşünceler, iyi sözler, iyi eylemlerdir. Zerdüştlük, kötülüğü yenmeye odaklanmış bir din. Zerdüşt din adamları temiz beyaz cübbeler giyiyor. Kutsal alevleri gibi bu da aydınlanmayı ve kötülükten uzak bir yolu temsil ediyor. Dualar halen antik İran dili olan Zendçe söyleniyor. Dinin kurucusu Zerdüşt tarafından konuşulan dil bu. Din profesörü Gregory Riley, Zerdüşt inanışlarının Musevilik ve Hristiyanlığı nasıl şekillendirdiğini ve şeytan fikrini nasıl oluşturduğunu inceliyor. Zerdüştlük semavi dinlerden daha eski. Doğru, evet. Zerdüşt dünyada kötülüğü yenmek için dehşet verici bir savaş yaşanacağını öngörüyordu. Tanrı ve şeytan karşı karşıya gelecekti. Yeni ahit bu. Zerdüştlük değil herhalde. Evet, Zerdüştlük. Dünya dinlerine bakacak olursanız şeytan kavramı göremezsiniz. İsrailoğulları Babil'e gelmelerine kadar şeytan kavramı olmadan yaşadı. Museviler Zerdüştlükle tanıştı ve fikirlerinden etkilendiler. Geri geldiler ve Musevi edebiyatında şeytan görülmeye başladı. Kötülüğe şeytanın neden olduğu fikri görülmeye başladı. Bunlar insanları etkilemeye başladı. Hazreti İsa zamanına geldiğimizde şeytan için bir isim bulmuşlardı. Beelzebub. Duymuşsunuzdur. Evet, birkaç ismi var. Evet. Yeni Ahit ve İncil'de Hazreti İsa'nın büyük rakibi. Bu yeni bir yaklaşım. Doğru.
Museviler kendileri yorumladı. Hristiyanlar kendileri yorumladı. Müslümanlar kendileri yorumladı. Hristiyanlıktaki şeytan fikrinin antik inanışlardan evrilmesi gibi modern Zerdüştlük de evrim geçirmiş. Birçok Zerdüştî için şeytan artık gerçek bir iblis figürü değil, İçlerindeki bir mücadele, iyi ile kötü arasındaki mücadele zihinde gerçekleşiyor. Zerdüştî felsefesi, iyi düşünceler, iyi sözler, iyi eylemlerdir. Bu sıra çok önemlidir. Çünkü bir düşünceyle başlarsınız. Bunu bir hocayla konuşur ve sonra eyleme geçersiniz. Böylece başınız belaya girmez. Şeytan falan yok. İblis yok. Bizim dışımızda bizi etkileyen bir şey yok. Evet. Yani şu demek, Tanrı her birimizin içinde yer alıyor. Her birimizde. Zerdüştî öğretisi geçmişte ya da gelecekte değil, şu anda yapabileceklerimizle ilgilidir. Dünyamızdaki bütün sorunlar insan eseridir. Bu sebeple insan tarafından çözülmelidir. Çözülebilir, çözülmeli. Bunu doğaüstü bir güce bağlamak Zerdüştî anlayışında yer almaz. Evet. Zerdüştîler iyinin ve kötünün içimizde yer aldığına ve iyiyi seçmemiz gerektiğine inanıyor. Her birimiz her gün iyilik yaparak, doğru olanı yaparak içimizdeki kötülüğü temizlemeliyiz. Dünyayı kötülükten arındırmak Mesihlerin, kralların ve peygamberlerin işi değil. Her birimize düşen bir görev. Terzi, kasap, pazarlamacı veya aktör. Kim olursak olalım. Hoşuma gitti bu. Peki gerçek bir şeytan tehlikesi olmadan, sonsuz ceza tehlikesi olmadan şeytanı yenmek mümkün mü? Yeni Zelanda'da psikolog Jesse Bering bizi doğru yolda tutacak doğaüstü varlıklara ihtiyacımız olduğunu söylüyor. Bir oyun oynamaya hazır mısınız? Jesse bu teoriyi test etmek için bir deney geliştirmiş. Pekala, çember oluşturup önümde durun. Ben de size kuralları anlatayım. Bu şeridi görüyor musunuz? İlk kuralımız şu, çizgiyi geçemezsiniz. İkinci kural da şu, tahtaya arkanızı dönerek atış yapacaksınız. Bu şekilde bakıp, elinizden gelenin en iyisini yapın. Hop, bakın. Oh, hiç kolay değil gerçekten. Bu oyunu birer birer oynayacaksınız. Dart'ta en çok puanı alan, günün sonunda çok özel bir ödül kazanacak. Pekala, birazdan görüşürüz. Jesse gizli kameralar aracılığıyla çocuklar hile yapacak mı diye bakacak. Küçük bir oğlan geliyor. Aklından geçenleri resmen görebiliyoruz. Bakalım yapacak mı? 6 yaşındaki birini bunu yaptığı için suçlayamayız. Ödülü almak istiyor ve bunun fark edilmeyeceğini sanıyor. Normal bir çocuk tepkisi bu. Bu küçük kıza bakalım. Çizgiyi aşıyor. Dart'a birkaç top koyuyor. Birinin onu izleyip izlemediğine bakıyor. Yaptığı şeyi gören var mı diye bakıyor. Odada yalnız olduklarını sanıyorlar. Kimse izlemiyorsa neden hile yapmayasınız?
Peki ya biri izlediğinde? Jesse aynı deneyi yeni bir grup çocukla ve görünmez bir doğaüstü varlıkla tekrarlıyor. Başlamadan önce size çok özel birini tanıtmak istiyorum. Şu anda odada bizimle birlikte. İsmi Prenses Alice. Daha önce Prenses Alice'i duymuş muydunuz? Çok dost canlısı, sihirli bir prensestir. Çok özel bir yeteneği vardır. Kendini görünmez yapabilir. Prenses Alice şu anda bu sandalyede oturuyor. Siz şimdi yukarı çıkacaksınız. Sizleri tek tek buraya alıp oyunu oynatacağız. Çocuklar görünmez bir prensesin onları izlediğini düşünürken Jesse inanılmaz bir şey görüyor. Bu küçük kız şimdiye kadar çok iyi gitti. Kuralları çiğneme gibi bir isteği yok. Burada küçük bir kız sandalyeye dokunuyor. Belki Prenses Alice'i hissedebilir diye düşünüyor. Prenses Alice. Prenses Alice dedi. Kesinlikle hile yapmıyor. Bu inancın gücü. Bu çocuklar onu daha önce hiç duymamış ama birdenbire zihinlerinde gerçek oluyor. Jesse hep aynı sonuçları alıyor. Bu çalışmada yüzlerce çocuğu test ettikten sonra şunu gördük. Odada yanlarında Prenses Alice olduğu söylenen çocuklar yalnız kaldıklarında çok daha az hile yapma eğiliminde oluyor. Herhangi bir toplumda doğaüstü bir varlığın veya bir tanrının yapacağı etkiyi yapıyor. Onları izliyor. Sosyal davranışlarına önem veriyor. Sonunda kurallardan birini ihlal etmeleri halinde o varlığın harekete geçeceği sonucuna varıyorlar. Jesse'nin araştırması, bencil davranışlardan vazgeçip kötülüğü kontrol etmek için izlendiğimize inanmamız gerektiğini söylüyor. Burada akla şu soru geliyor. Şu anda ne yaptığınızı hiç kimse bilmeyecek olsa bir bankayı soyar mısınız? Kendimize karşı dürüst davranacak olursak bence çoğumuz bankaya girer ve bütün parayı alırız. Her şeyi gören, bilen, her şeye muktedir bir müdahaleci, bir ahlak bekçisi insanları doğru davranışa yöneltmeye yardım ediyor. Cennet ödülü ve cehennemdeki sonsuz ceza tehlikesi bizi doğru yolda tutmaya yardımcı oluyor. Peki ya kötülüğe yenik düşmüşler ne olacak? İnançlar bizi kefarete götürebilir mi? Yoksa kötülük bizi sonsuza dek damgalıyor mu? İnsanların neden kötülüğün varlığına inandığını keşfetmek için dünyayı dolaşıyorum. Hristiyanlar, Museviler ve Müslümanlar yanlış yapmak üzere ayartılmanın insanın fıtratında olduğuna inanıyor. Birçok inanç ayartılmayla savaşmamızı istiyor. Çoğunluğun iyiliğini kendi çıkarımızın önünde tutmalıyız. Peki kendimizi kötülükten kurtarabilir miyiz? Sarnath Hindistan'da Tibetli Budistlerin kendilerini kötü düşüncelerden arındırmalarına tanık oldum. Vajra Vidya Manastırı'ndaki keşişler her gün ilahi törenleri yapıyor. Müzik onları meditasyon haline sokuyor. Budistler, kötülük yapma isteğinin zihnimizin nasıl çalıştığını bilmemekten kaynaklandığını düşünüyor. Ritüel, genç keşişlerin bu kötü düşüncelerin yerini saptamasına yarıyor. Böylece bunun nedenini anlayabiliyor ve üstesinden gelebiliyorlar. Fakat herkes, içindeki şeytanla savaşma isteğinde değil. Kötü şeyler yapma konusunda kararlı olan birçok insan var. Onları değiştirmenin bir yolu var mı? Psikopatlarla çalışan nörobilimci Kent Keel'la tekrar görüşmek istedim. Beyin taramaları bize kötülükle mücadele etme yolu sunuyor mu acaba?
Kötülüğü daima olduğu gibi kabul ederiz. Sadece vardır. Bu konuda bir şey yapamayız. Peki ama bu beyin taramaları gençleri kötülüğe bulaşmadan durdurmak için kullanılamaz mı? Bence kullanılabilir. Bu suçları işleyen kişilerde beyin sistemindeki farklılıkları anladığımız zaman bunun için bir tedavi geliştirme fırsatımız olacak. Kolumu sakatlamam ve bu kasın körelmesi gibi bir şey. Beynin bazı bölümlerinde körelmeler yaşanıyor. Bu körelmeyi telafi eden ve düzelten bir tedavi programı geliştirebilirim belki. Bir uzman olarak görüşünüz nedir? Kaç yaş aralığında tetkiklere başlanmalı? Birleşik Devletler'deki Sandy Hook İlkokulu saldırısından sonra orada çocuklarını kaybeden aileler bir çalışma yapmamızı istedi. Başkalarını öldüren çocukların ve hapisteki cinayet işlememiş çocukların beyinlerini analiz etti. Bir fark bulacağımızdan gerçekten şüpheliydim ama bulduk. Ön lobların belli bölümleri, beynin duygu bölümleri gerçekten de az gelişmişti. Ve normal gelişimlerini tamamlamamışlardı. Çocuk derken hangi yaş aralığından bahsediyorsunuz? 14, 15, 16. Üzerinde çalıştığımız çocuklar bu yaş aralığındaydı. Ne yazık ki o çocuklar 16 kişiyi öldürmüşlerdi. Günümüzde nörobilim 10, 11, 12 yaşında sorunlu olan çocukları sadece huysuz olan ve ileride bundan kurtulacak olan çocuklardan ayırt etmemize yardımcı olabilir. Yargıç olsanız ve bir çocuğun yüksek risk mi yoksa düşük risk mi taşıdığını bilmek isteseniz buna cevap verebiliriz. Artık anlamamıza yardım eden bir aracımız var. Önlemek istediğimiz en kötü şeyleri, cinayet gibi şeyleri öngörmemize yardım edebilir. Öngörü konusunda giderek daha iyi olmak istiyoruz. Bu da önleme konusunda giderek daha iyi olmamıza yardımcı olacaktır. Bilim, kötülüğe en yatkın olan kişileri tespit etmeye yardım edebilir. Peki kötülükle dolu bir yaşama nasıl sırt çevirirsiniz? Hayatından kötülüğün tüm izlerini silmiş bir adamla tanışmaya Los Angeles'a geldim. Pekala dostum. Evet, bitti. İşin tamam. Brian Widener'ı arıyordum. Morgan Freeman. Brian Widener. Nasılsınız? Çok iyiyim, sağ olun. Sen nasılsın? Çok iyiyim efendim. Bana kendinden bahsetsene. Çok kötü şeyler duydum. 16 yıl boyunca neonazi dazlaklarındandım. Neonazi dazlakları? Evet efendim, birçok dazlak çetesinde yer aldım. Birinde infazcıydım. Hak etmeyen birçok kişiye inanılmaz kötü şeyler yaptım. Kötü bir insandım. Dünyaya zarar vermek istiyordum. Yapmak istediğim tek şey buydu. Herkese karşı mutlak bir yıkım arzum vardı. Hayattaki amacım buydu. Sokaklara nasıl düştün? Neden sokaklara düştün? Bir çeteye karıştım. Olan buydu. Yanlış kişilerle tanışmıştım. 14 yaşındaydım. Sokaklardaydım. Bu adamlar bana kalacak yer verdi. Biri aldı. Beni kabul ettiklerini ve istediklerini hissettirdiler. Oradaki 10. yılımın ardından bunun yozlaşmış insanlardan oluşan bir alt kültür olduğunu fark ettim. Kimseden üstün olmadığımı fark ettim. Hatta insanlığın gayet düşük bir formuydum ben. Tamam. Bu insanlarla 10 yıl takıldıktan sonra bir aydınlanma anı yaşadın. Şimdi bundan bize biraz bahseder misin? Durduk yere sihirli şeyler olmaya başladı. Ne gibi? 2005'te Dazlakların bir konserine gittim. Orada bir kadınla tanıştım. Ocak 2006'da evlendik. Şubat ayında hamile kaldı. Hayatımı nasıl yaşadığıma ciddi bir şekilde bakmaya başladım. Bu dünyaya bir çocuk getirecektim. Onlara gidip artık bunu yapamam, benden bu kadar dedim. Oğlumla ilgilenmeliydim. İçimde değişiklik yaşadığım o süre zarfında dışımda da fiziksel değişim yaşamam gerekti. O nasıldı? Size göstereyim. Eskiden böyle görünüyordum. Boynum ve yüzüm tamamen dövmelerle kaplıydı. İçimde çoktan değişim yaşamış olmama rağmen dış görünüşümden kaçamıyordum. Yoksullara hizmet veren bir hukuk merkeziyle temasa geçtim. Yüzümdeki dövmelerin çıkarılması için ayarlamalar,
yaptılar. Yüzünde ufak tefek yara izleri görüyorum. Bir zamanlar bir kavgaya karışmışsın da iyileşmiş gibi. Dövme sildirmişsin gibi durmuyor. Bu süreç ne kadar sürdü? 2,5 yıl kadar sürdü. 25-26 seans tedavi gördüm. Her iki haftada bir lazer tedavisi görüyordum. İnanılmaz acı verici bir şeydi. Yüzüm sürekli şişiyordu. Fil adam gibi görünüyordum. Çok kötü zamanlardı. Burada o süreçte çekilmiş bir fotoğrafım var. Gözüne yumruk yemişsin gibi görünüyor. Evet, kötü bir boksörmüşüm gibi. Evet. Bir nevi bedel ödüyorsun. Evet, ben de bu sürece bir ceza olarak bakıyorum. O acılara katlandım. Yeterince acı çektirdim, kendim de biraz acı çekmeliydim. O zamanlardan, kötülük yaptığın zamanlardan kendine dair algını tarif eder misin bize? Geriye dönüp baktığımda hiç pişmanlık yaşamadığımı görüyorum. Uç bir sosyopattım, hislerim yoktu. Dünyaya zarar vermek istiyordum. Dövme sildirme sürecindeyken Tanrı'yı buldum. Bundan önce pagandım. Hayatım daima karanlıktı, daima ruhumda bir boşluk vardı. Böyle demek doğru bir ifade olur. İsminin ne olduğunu bilmiyorum. Musevilikte veya Hristiyanlıkta yeri var mı bilmiyorum. Evrende tanrısal bir varlık var ve kendini bize bildiriyor. Bu benim hepimizin içinde iyi ve kötü olduğunu fark etmemi sağladı. Şu anki hedefim, bu dünyadan ayrılırken, dünyayı bulduğumdan daha iyi bir yer olarak bırakmak. İyi bir insan olmaya çalışmak. Elimden tek gelen bu. Umarım yeterli olur. Bizler bazen kötülüğün sadece var olduğunu ve hiç umut olmadığını düşünürüz. Fakat sen dünyadaki umudu temsil ediyorsun. Ve başardığın bu büyük dönüşüm bunu temsil ediyor. Kesinlikle. Kendini bu şekilde tamamen değiştirebilmiş olman son derece teşvik edici bir şey. Teşekkür ederim. Seninle konuşmaktan onur duydum. Teşekkür ederim. Bir şey fark ettim, onu da söyleyeyim. Çok yakışıklı bir adamsın. Çok teşekkür ederim. Siz de öylesiniz. Brian'ın geçmişinin tuhaf lekeleri silinmiş. İki yaşamı arasında içindeki muazzam fark beni çok etkiledi. Kalbinde kötülük varmış. Bunu kendisi söylüyor. Pişmanlık yaşamıyormuş. Fakat oğlunun doğumu ve içinde doğan Tanrı inancı onu kötülükten arındırmış. Brian'ın bunu yapabilmesi bize insanların değişebileceği umudunu veriyor. Kötülük kontrol altına alınabilir. Hristiyan inanışının temelinde bu umut var. Bugün bu nehir kıyısında inancımızın en eski geleneklerinden biri olan vaftiz töreni için toplandık. İnsanlar günah işler ama günahlar silinebilir. Bugün Hazreti İsa'nın izinden gidiyoruz. Austin, Katie, Abby, Norman ve Chris'i vaftiz ediyoruz. Bu 5 kişi bunu bir tövbe etme ve günahlarından bağışlanma işareti olarak yapıyor. Vaftiz töreni bizi gideceğimiz yöne yöneltir. Hayata yeni bir başlangıç niteliğindedir. İncil bize, Adem ve Havva'nın yasak meyveyi yiyene dek günah nedir bilmediğini söyler. Hemen her din, kötülüğün nasıl başladığının hikayesini anlatır. İster mutsuz ruhlardan, ister şeytanın kendisinden, İster içimizdeki şeytanlardan gelsin, sonunda hepimiz kötülükle yüzleşiriz. Ama bence kötülüğü bilmemiz gerekiyor. Çünkü yaşattığı tüm acılara rağmen bizi
iyilik yapmaya teşvik ediyor. Kötülük olmasa, nezaket, merhamet ve bağışlama gibi benzersiz insan özelliklerini nasıl geliştirirdik?